Musalla taşındaki bebek cenazesini konuşalım bari. Evet. Başka iç ferahlatıcı bir konu değil mi? Yani utanç, yani gerçekten utanç. Ben hiçbir şey diyemem. Onlarda da kim bilir kafalar nasıldı. Yani her gariplikte uyuşturucu mu arayacaksın diyeceksin ama sağlıklı normal bireylerin yapabileceği işler değil bunlar. Yani gene işte geçen gün de vardı. Gene annesini öldürmeye de 2 gün kalmış. O da muhtemelen çünkü yani işim gereği çok da bildiğim konular. Aileden para isteniyor, anneden para isteniyor, bıçak dayanıyor falan. Yani o kriz aşamasına gelindiğinde ve para bulunmadığında böyle oluyor. Küçücük çocuğa bunu yapanlar herhalde çok sağlıklı insanlar değil. Belki onlarda da bu var, bilmiyorum, hiç konuşulmuyor ama rezillik yani sılalar narinler, bu vahşilerin, bu sapıkların yaşadığı bir ülkede dünyaya gelmeseydi, bu insanlar arasında dünyaya gelmeseydi yaşıyor olacaktı. Herhalde böylesi bir yani 30 günde dayandı o küçücük yüreğiyle 2 yaşında. Yaşama tutunmaya çalıştı. O ya, ne acılar ne çileler çekti ki yani bir şekilde artık vücudu tedaviyi kabul etmez hale gelmiş. O bilgi zaten çok çok kötü. Yani narin ne oldu? Nasıl bir şeyler buldular değil mi şimdi narinde? Senin söylediğin gibi oldu ne yazık ki. Yani narinde 91 parça aldılar. Harika adli tıp yöntemleri vardı. Böcekler vardı. Üstündeki şeyleri temizliyordu filan. O böcekler mükemmel çalışıyordu. Hiçbir şey bulamadılar narinde. 10 yıl sonra garip oğlunda DNA buldular. Uyumlu bir hale gelmiş. Uyumluymuş yani. O garip açılan mezar içinde. 10 yıl sonra yapıldı zaten. Ama Narin'de 91 parçada bir şey bulamadılar. Ama Narin'in evinde 40 küsür gün sonra hem de yıkanmış olan halılarda kalan DNA parçaları buldu. Ya akıllara zarar. Yani inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Hani gel de kurumlara güven. Gel de güven kurumlara şimdi. Güvenmek mümkün mü? Bilemiyorum. Zaten Adli Tıp Başkanlığı'nın vesaire yapılanmasının bir öyküsü vardı geçmişte biliyorsun. Kimler atanmış vesaireydi. Bu utanç hiçbir şekilde temizlenmez. Bu rezillik hiçbir şekilde temizlenmez. Bunu nasıl sıradan kabul edebilirler? Yani sıradan değil şüphesiz ama yaşanan bir adi olay olarak kayıtlara geçip öylece orada kalacak bir olay değil. Maalesef bu sıla çocuk, sıla bebek, bu narin kız. Ne oldu, ne oldu? Bunun cevabı yok. Nasıl oldu, neden oldu? Bunun cevabı yok. En ağır cezayı verelim. İşte hırsızın eli kesiliyor şeriat yasalarına göre falan verelim. Bu suçları işleten, bunlara sebep olan, altta yatan motivasyon ne? Toplum neden böyle manyaklaştı? Bunun sebebi ne? Bunun da akıl yormak, bunun için bir eylem planı başlatmak lazım. Öyle hadım olmayı falan konuşarak değil tabii. Hadım ettirmeyi. Çok haklısın. Ama buralardan konuşmak çok rahatlatıyor ve topluma da ayrı bir hava veriyor. Sanki hani hilafetle bu iş, hadım etmekle, idamla falan kapanacak gibi. Akıl fikir versin diyeceğim ama bunlar akıl ve fikir kapsamında yapılıyor. Kendilerine menfaat sağlamak için yapılıyor. Dolayısıyla akıl fikirden öte sanıyorum ki bu iktidarın biraz vicdana ihtiyacı var. Biraz inanca ihtiyacı var. Biraz etiğe ihtiyacı var. Yoksa akıl hani o dediğimiz şark kurnazlığı herkeste var, hepimizde geliştirilebilir bir şey. Bu dönemdeki kadar zannediyorum ahlakın yerlerde süründüğü ve şiddetle bulanıp şiddetle böyle harman olup toplumu zehirlediği bir dönem olmadı herhalde. Yani ahlaksızlığın demek daha doğru olur, ahlaksızlık. Çabaları çok aslında yani ne kadar tezat değil mi? Yani bizim dinimizdeki anlayış, ahlak anlayışı, dindar insanlar hani bu namazında niyazında insanlardır denir. Böyle bir kabul vardı toplumda. En büyük zararı da, en büyük zararı da dine de kendileri verdi. Dindarız diyenler en büyük zararı
bu inançlı insanların dinine verdiler. Maalesef, maalesef. İmam hatipleri açtılar, arttırdılar, kursları arttırdılar, tarikatları ortak ettiler yönetimlere. Ama hem erkek çocuklarına istismar, hem sapıkça cinayetler, uyuşturucuya fazlasıyla düşmüş bir hal, kurtarılamaz bir hale gelmiş yapı. Çeteler, meteler, abuk supuk bir sürü o yayınlar, çekimler, neyse ne. Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir dönem bu ya. Yani ahlakın tüketildiği yerde zaten artık adaletin bulunabilmesi mümkün değil. Adalet yoksa da, yaşatılamıyorsa da zaten geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Daha ileri gideyim. Bu iş 89.950 cami açmakla yürümüyor. Bunu görüyoruz. Bu iş eğitimle yürüyor, bu iş okul açmakla yürüyor, bu iş buradaki sistemi dengelemekle yürüyor. Yoksa yani kim karşı olabilir ki toplum ki yurupak olsa her mahalleye değil her eve bir cami açın. Ama olmadığını görüyorsunuz, toplumu kandırmayın.